neyi beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış diyecek. Tek teselli sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan senin gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Geldin demek. Sultanım ben. Çık dışarı. Beni sevgili gelinimle yalnız bırak. Ne oluyor sultanım? Neden getirildin buraya? Bir de soruyorsun utanmadan. Ne yapıyorsunuz siz? Buna hakkınız yok. Hakkım yok öyle mi? Aynen öyle. Karşınızda cariyeniz, köleniz yok sizin. Mahli Bey'le aranızda geçenleri biliyorum. Oğluma ihanet ettin sen. Asla ihanet yok. Yalan bu. Nasıl böyle bir şeye inanırsınız? El üstünde tuttuk seni. Karşılığı bu mu olacaktı? Ben bir şey yapmadım. Yalan bunlar. Şehzademize asla ihanet etmedim. Doğru mu duyduklarım? Yalan validem. Kim cesaret edebilir böyle bir şey? Değil buna kalkışmak. Hayal etmekten bile korkarım ben. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kes sesini. Aybüke, sen çık. Doğru benim daireme git. Neden haberim yok benim bundan? Hünkârımız duyulmasını istemedi. Aybüke benim soyumdan geliyor. Onu nasıl böyle itham edersin? Ayrıca sana mı düştü bunun hesabını sormak? Benim oğlumla nişanlı. Elbet sorarım. Bir vakitler sual etmiştin. Hürrem'in benden ne farkı var diye. Ben sana en mühimini söyleyeyim. O kendi aklıyla hareket ediyor. Sense başkalarının.